Güzel dostlar, Cem TV ekranları karşısında yine birlikteyiz. Bir Yolu Sünneler programında yine beraberiz. Bu programımızda neyi muhabbet edeceğiz, neyi konu edeceğiz güzel dostlar? Hazreti Zeynep. Hazreti Zeynep kimdi? Hazreti Zeynep Kerbela'da yeri neydi? Kerbela'dan önceki Hazreti Zeynep'in yeri neydi? Bunları muhabbet edeceğiz. İslam'dan önce veya İslam sonrasındaki Hazreti Zeynep'in özellikle Kerbela olayından sonraki bugüne gelmemizdeki İslam'daki kadın yeri nereye getirdi? Biliyorsunuz daha önceki muhabbetlerimizde, sohbetlerimizde dile getirdik Hazreti Zeynep'i. Özellikle Şam'da yaptığı hutbeler vardı, konuşmalar vardı. O dik duruşu vardı. O dik duruşuyla ilgili işte bugün muhabbet edeceğiz. Zaman zaman cemevlerimizde sohbet ettiğimizde Hazreti Zeynep'i dile getirdik. Ama biz istedik ki Hazreti Zeynep'i bir bayan yani kadın gözüyle görmek lazım. Kadın gözüyle anlatmak lazım. O yüzden bugün iki güzel dostumuzu, canımızı çağırdık. Bizimle beraber olacaklar ve beraber sohbet edeceğiz. Kimleri çağırdık? Halkalı'da bulunan bir derneğimiz var biliyorsunuz. Zeynebiye. Ve Zeynebiye'den gelen Zehra Ana Derneği Başkanı Sayın Meftune Atan. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve yine yanında Zehra Ana Derneği Başkan Yardımcısı. Yine kendinizden gönülle bu işe adamış Zehra Kaçan hanımefendi siz de hoş geldiniz. Ekranın başında da dile getirdiğimiz gibi dedik ki bugün Hazreti Zeynep'i muhabbet edeceğiz. Hazreti Zeynep'i dile getireceğiz. Bir de kadın gözüyle Hazreti Zeynep'i dile getirelim, anlatalım istedik. Ekran karşısındaki dostlarımız da eminim bundan çok hoşnut olacaklar. Muhabbetimizden feyiz alacaklar. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza yüreğinize sağlık. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Size ekran karşısındaki dostlarımıza tekrar aşkın yazanı diliyorum. Ve konuyu çok uzatmadan, sohbeti çok uzatmadan vaktimiz de kısıtlı biliyorsunuz. Hemen konuya geçeceğim. Meftune Hanım'dan başlayalım sorumuza. Hazreti Zeynep şöyle dile getirelim ilk başta. İslam'daki kadının yeri ve ondan sonraki Hazreti Zeynep'in bu anlamdaki bize verdiği mesajlar neydi? Öncelikle ben Cem TV ekranlarından bizleri izleyen değerli canları, dostları saygıyla selamlıyorum. Ve size şahsınızda Cem TV'ye bu nazik davetinizden ötürü teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Matem günleri yaklaşırken konumuzda isabetli olmuş. Bundan dolayı da tebrik ediyorum. Biz Hazreti Zeynep'i her an yaşamalı ve yaşatmalıyız. Çünkü bizim için mükemmel bir rol model. Haksızlığın karşısında, zalimin karşısında öyle onurlu bir duruş sergilemiş ki. Ondan önce İslam'da kadının yerine değinecek olursak, öncelikle cahiliye devrine bir göz atmakta fayda var. Zira birçoğumuzun bildiği üzere cahiliye devrinde karanlık bir dönemdi. Kadın utanç vesilesiydi. Kız çocukları utanç vesilesiydi. Hatta bunun üzerine Tekviş suresi 8-9. Ayetler de geldi. Diri diri toprağa gömülüyordu kız çocukları. Kadın asla toplumda hak ettiği yeri ve değeri bulamıyor. Bir şahsiyeti ve bir kimliği maalesef olamıyordu. İşte hatta o karanlık. Sevgili başkanım bir ayette de şundan bahsediyor. Diri diri toprağa gömülen kıza hangi suçtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman ayeti de evet, yine bu konuyla evet, alakalı gelmiştir. Ayetti sanırım. Dolayısıyla o karanlık çağın içinde mükemmel bir ilahi kurtuluş reçetesiyle gelen Muhammed adında bir kurtarıcı, kusursuz, kamil bir dinle, bir yaşam modeliyle hepimizin hayatını saadete ulaştıracak, refaha kavuşturacak bir reçeteyle 1400 sene önce geldiğinde İslam diniyle beraber geldiğinde kadına İslam kadın İslam'la beraber hak ettiği değeri ve şahsiyetini buldu. Ve bunun en güzel örneğini Peygamberimiz sergiledi. Biliyorsunuz Peygamberimiz kadınlara müthiş değer verirdi
ve kızlar babası diye anılırdı. Kız çocuklarını özellikle Hazreti Fatıma'ya olan muhabbetiyle biliyoruz peygamberimizi. Nasıl bir saygı ve muhabbet, onu bir birey olarak nasıl kabul ediş, onun ayağına kalkışı, yani çok radikal bir geçiş. Düşünsenize, cahiliye dönemi, kızlar utanç vesilesi, diri diri toprağa gömülüyor ki kız çocuğu olmak onun için utandırıcı bir durum. Böyle radikal bir geçiş, müthiş bir farkındalık yaratıyor bu. Kız çocuğunu, omuzunu, kızını omuzunda gezdiriyor. İçeri kızı Hazreti Fatıma selamullahu aleyha içeriye girdiğinde ayağına kalkıyor. Elinden öpüyor, yerine oturtuyor. Bunlar müthiş şeyler. İşte bu radikal karar almak zorunda. Çünkü cahiliye dönemini hep dile getiriyoruz ama bazen dilimiz varmıyor anlatmaya. Çünkü o kadar acı şeyler olmuş ki kadın evet, üzerinde. Evet, maalesef, evet. Yani yaşı kaç olmuş olsun, ister bebek olsun, isterse belli bir yaşa kadar gelsin. O dönemdeki kadınlara yapılan diri dirimi görmesi, yakılması vesaire gibi şeyler. Gördükleri horlanma, tahkir edilme, mahrumiyet. Onları evet anlatmak üzücü, yani esef verici. Dilimiz hakikaten. Dilimiz dönmüyor anlatmaya da. İşin evet hakikaten yani. Öyle. Ama işte o saadetli günlerle beraber kadın İslam diniyle beraber hak ettiği değeri buldu. Bugün de öz Muhammedi İslam'dan saptığımız zaman maalesef tekrar aynı döneme dönme ve bunun örneklerini de görüyoruz. Dönme gibi bir şey söz konusu olabiliyor. Kadın değersiz bir meta haline dönüyor günümüz dünyasında da. Biz öz Muhammedi İslam'dan, Ehl-i Beyt ahlakından uzaklaştıkça bu saadetli günleri maalesef kaybetmek üzereyiz ve kaçınılmaz yani. Hatta geçen sene 2016 yılının Haziran ayında Arabistan'da yapılan bir panel vardı. Muhakkak ki bilginiz vardır. Kadın evet. İnsan mıdır? Ne evet, kadar evet. Çok üzücüydü. Evet. Ve bunlar İslam adına İslam'a mal olacak şekilde konuşunca bu gerçekten bize esef veriyor. Bunun diğer bir üzücü tarafı da bu topraklardan çıkmıştır İslam dini. Birçok ülke bunu almış, çok güzel bir şekilde uygulamış. Sadece kadın yönüyle değil, her yönüyle yaşamış, yaşatmış. Ama işte kendi topraklarında maalesef başka bir şeye dönüştürmüş. İslam diye dayatılmış, Vahabiyet gibi tuhaf zihniyetlerin gölgesinde kalmış. Bununla birlikte şeyi de değinirseniz başkanım, işte bizim rol modellerimizden, Hazreti Fatıma'dan. Ben de tam oraya gelecektim. Sonuna kadar affetmiyor muydu bunu? Bugün bizim gerçekten başka bir rol modele ihtiyacımız yok. Hazreti Hatice gibi, Hazreti Fatıma gibi, Hazreti Zeynep gibi örneklerimiz varken gerçekten günümüz kadınının başka bir rol modeli ne batıdan ne doğudan asla ihtiyacı yok. Gerçekten hak ettiği değeri fıtratına uygun bir şekilde bulmak istiyorsa kesinlikle onları, o şahsiyetleri örnek almalı diye düşünüyorum. Ben kendim adına da öyle düşünüyorum. Hayır, elimizden geldiğince acizane. Değil mi başkanım? Yani bir her Hazreti alanda. Fatıma'yı insanı kamil örneğini, kadın versiyonu diyoruz. Anne olarak ele alabilirsiniz, evlat olarak ele alabilirsiniz, eş olarak ve toplumdaki sosyal yerini de ele alabilirsiniz. Her yönden Hazreti Fatıma tamamen zira her çağa hitap ediyor örnek olarak. Bugün ne Hazreti Ali ne Hazreti Peygamber Efendimiz hiçbir zaman kadını ikinci plana atmamıştır. Asla. Kesinlikle. O değerle yaşatmıştır, ben o değerle büyütmüştür. Ki Hazreti Zeynep'in biraz sonra değineceğiz. Evet. Doğumunda ne kadar sevindiği veya kaynaklarda dile getiriyor. Tabii. Onu ifade etmek istiyorum. Kadın... bugün İslamofobiyada böyle bir şey lanse edildi, empoze edildi insanlara. İslam dini kadını sosyal hayattan soyutluyor, evine kapatıyor. Bilakis sosyal hayattaki aktif rolünü üstlenmesi için teşvik ediyor. Biz İslam'ı elimizden geldiğince acizane yaşamaya çalışan kadınlar, o şahsiyetleri örnek almaya çalışan kadınlar olarak biz asla böyle bir baskıyla karşı karşıya kalmıyoruz. Aksine bilinçli bir şekilde toplumdaki rolümüzü üstlenmeye çalışıyoruz. Toplumdaki sorumluluklarımızı asla ihmal etmemeye. Her türlü eksikliğin olduğu alanda da
görevimizi aktif bir şekilde sahada. İşte bakın bugün şu anda ekran karşısındayız, sohbet ediyoruz. Evet. Bu da bir görevdir aslında. Yani bu da bir görev. Ve buradaki bu görev kadını hangi plana koyduğumuzda bir hani inanç içerisindeki Ehl-i Beyt yoluyla geldiğimize baktığımızda da çok oturan bir makam diyeyim. Yani öylece bir nokta koyalım. Çünkü bugün kadını kenara attığınızda veya kadını bir meta olarak kullandığınızda, işte bugün sizler bugün buraya geldiniz. Bakın bir dernekte başkan ve başkan yardımcı ve bu hizmeti yürütüyorsunuz. Bu hizmeti ben eminim ki milyarlar verse de kimse yapmaz. Ama bu işi aşkla, gönülle, yani maddi anlamda bir değeri yok ama manevi değeri çok yüksek. O yüzden işte sizin anlattığınız çerçeve içerisinde baktığınız zaman İslam'daki kadın yeri bu olması lazım. İşte onları örnek aldığımızda topluma karşı sorumluluk duygusu, o farkındalık otomatikmen gelişiyor. En güzel faydası da bu. Evet. Ve Hazreti Zeynep'i biz tabii ki ehil insanlar olduğumuzu asla iddia edemeyiz ve onu ifade etmeye, anlatmaya kalkışmak bizim kapasitemizi kesinlikle aşacaktır. Bilgimizde kifayetsiz kalacaktır ama elimizden geldiğince acizane kendi gözümüzden küçüklüğümüzden beri bildiğimiz Hazreti Zeynep'i acizane aktarmaya çalışalım. Biz onu hep Kerbela'nın kahramanı Zeynep diye tanıdık. Fakat onun maalesef gölgesinde kalan bir önceki süreç de vardı. Hazreti Zeynep'in. Hazreti Zeynep birdenbire gökten zembille Kerbela'ya düşmedi elbette. Onu o sürece hazırlayan şartlar vardı. Yetiştiği aile vardı. Çok aziz olduğu günleri vardı. Hep sanki Hazreti Zeynep birdenbire o esir kervanının başında o zulümlere maruz kalmış. Ama onun çok aziz günleri vardır. En iç yakan bölümü de bu. Hazreti Zeynep çok azizdi. Nübüvvet evinin gülüydü, vahiy evinin. Sözünüzü böldüm, özür dilerim. İsterseniz Hazreti Zeynep kimdir'i önce bir açsak sonra. Yani Hazreti Zeynep'in biyografik bilgiye sanırım ihtiyaç yok. Hani biz biliyoruz Cemadiyel Evvel'in 5'inde Hicret'in 6. yılında Medine'de dünyaya geliyor. Vahiy evinde dünyaya geldiğini, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın kızı, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kız torunu olduğunu, kız torunu, ve evet, soyunun devam ettiği kızından olan kızının ilk kız evladı olduğunu, evet, biliyoruz. Öyle bir evde yaşayıp nasıl bir süreç geçirdi onu irdelemek gerekirse konuda sözü başkan yardımcıma bırakacağım, Zehra Hanım'a bırakacağım. Evet. Şimdi ben burada özellikle Hazreti Zeynep'in ismini belirtmek istiyorum. Hazreti Zeynep'in isminin birkaç anlamı olmakla beraber en anlamlısı Zeyn ve Eb hecelerinden oluşur. Yani babasının ziyneti. Hani annesi de Ümmü Ebi Hayde, babasının annesi. Bununla birlikte Hazreti Zeynep'in birçok lakabı olmakla beraber birkaç tanesini özellikle burada dile getirmek istiyorum. Tabii. Mesela en belirgin lakaplarından birisi Alimetun Gayru Muallime, yani öğretmensiz öğrenen, anlatansız anlayan ve anlatandı. Bir lakap. Neydi bu? Nerede anlatıyordu? Hazreti Zeynep'in hani dedik ya Kerbela'dan önce ne yapıyordu? Hazreti Zeynep Kerbela'dan önce Kufe'de babasının halifelik döneminde bütün Kufeli hanımlara ders veriyordu. İlim yayıyordu, ahkam dersi veriyordu. Boş durmuyordu. Aynı zamanda Kerbela'nın şehit olacak yiğitlerini de Kerbela'ya hazırlıyordu her şekilde eğitimiyle çocukluktan itibaren. Çünkü iki tane evladı vardı, onu da Kerbela'da şehitlerdi. Çünkü bildiğiniz üzere Hazreti Zehra 6 yaşında annesini kaybetmiştir. Şimdi burada diğer lakabına geçeceğim ki konuyu biraz daha açabilmek için. Hazreti Zeynep. Hazreti Zeynep, evet. Bir ismi de hadiste güvenilir kimseydi. El-Muvessaga. İbn Abbas çok güçlü bir ravidir. Bütün kaynaklarca kabul edilir. Hazreti Zehra'nın 4-5 sayfalık Fedek hutbesini birebir Hazreti Zeynep'ten nakletmiştir. Ki bu hutbenin başındaki cümle, ilk cümle şudur. Bu rivayet Beni Haşim'in akıllı kadını Zeynep'ten gelmiştir. Evet. Cümlesiyle başlar. Agile, düşünebiliyor musunuz? Yani Hazreti Zeynep annesi vefat ettiğinde 6 yaşındaydı. Demek ki bunu muhtemelen 4-5 yaşında ezberlemiş. Noktası virgülüne. Çok
Çünkü o yaşına rağmen çok önemli şeyler öğrenmişti annesinden. Çok akıllı ve zeki, kendisi öğrenen bir hanımdı. Beni Haşim lakabını. Evet. Haşimilerin en zeki kadını, en akıllı kadını. Sabretun Muhtesibe, yani Allah için her zorluğa sabreden. Buradan zaten Kerbela'dan başka bir şey aklımıza gelmiyor. Betaletu Kerbela, Kerbela kahramanı. Ve Akıletu Beni Haşim, Haşimilerin akıllı zeki kadını. Şimdi bununla beraber bunu özellikle burada söylemek istedim. Hazreti Zeynep, Muhammedi Asaletin, Alevi Fesahatin, Fatimi İffet ve İsmetin, Hasani Sabır ve Metanetin, Hüseyin'i Şecaatin mazharıydı. Hazreti Zeynep Kerbela'dan önce dediğimiz gibi ön plana çıkmasını gerektiren şartlar haiz olmamıştı, oluşmamıştı. Bir Hazreti Zeynep düşünün ki arkasında Haydar Kerrar Ali var, babası var. Sağında Cennet Gençlerin Efendisi Hasan Hüseyin'i var, bir tarafında Celal Abbas'ı var. Bu şartlar altında ve o zamanki şartlarda ön plana çıkmasını gerektirecek hiçbir sorun yoktu, durum yoktu. Zaten Hazreti Zehra vefatından sonra da o ailenin anaçlık görevini de o üstlenmişti. Bu yüzden Kerbela'ya kadarki durum bu şekilde gelişti Hazreti, evet, Zeynep'in hayatında. Ve Hazreti Zeynep'in bir de şöyle bir, demin Sayın Başkan da buyurdu. Kerbela öncesindeki o, yani babasıyla yaşadığı dönem, işte annesinin hakkı yürümesinden sonra yaşadığı sıkıntılar neydi? Mesela en başta babasıyla beraber yıllarca evinde babasının yapması gereken görevi verilmemesine rağmen babasının neler çektiğini gördü. Evet. Yalnızlığına çünkü veliyet makam verildiğinde çaresizliğine şahit olduğu. Evet. Ve baktı babası metanetli birisi. Çünkü boğazımda kılçık, gözünde diken kalan birisinin çektiği acıyı çektiğini ifade ediyor. Evet. O Hazreti Ali. Kesinlikle. Ve Hazreti Zeynep buna şahitlik ediyor. Artı dönelim, İmam Hasan'ın dahil şehit olmasına, zehirlenmesinde ne kadar çaba sarf etmesine rağmen, yani onun zehirlenmesine şahit oldu. Aynen. Kim tarafından? Eşi Cüde tarafından. Yani bunları gördü, bu zulmü gördü. Evet. Ve buna rağmen o metanetli diriyetini Kerbela'ya kadar taşıdı. Kerbela'da İmam Hüseyin ne buyurdu ona? Ne olursa olsun dedi, yıkılmayacaksın, yılmayacaksın dedi. Çünkü bundan sonraki bu aileyi korumak görevi sana düşmüştür. O yüzden Hazreti Zeynep çok önemli. Sadece aynen, keşke aileyi korumak göreviyle sınırlı değildi. Başkanım, burada şeyden de bahsedin lütfen. Yani Hazreti Zeynep'in Hazreti Hüseyin'e olan bebeklikten doğuştan olan muhabbetine bahsederse yani, Kerbela daha bir anlam kazanacak. Adeta kader ağlarını örüyor gibi. Onu siz anlatacaksınız, biz dinleyeceğiz. Adeta kader ağlarını örüyor gibi Hazreti Zeynep'in Hazreti Hüseyin'e aşırı dikkat çeken bir muhabbeti vardı. Bu da hep hüzünlendirirdi. Peygamberimizi de hüzünlendirirdi. Vefatından sonra Hazreti Ali, Hazreti Fatıma'yı da hüzünlendirirdi. Çünkü biliyorlardı ki onlar gelecekte bunlar bir Kerbela yoldaşlığı yaşayacaklar. Bir musibet ortaklığı bir yaşayacaklar. Musibet, bir mezalimin birisi bayraktarlığını yapacak, birisi serini feda edecek. Bunu bildikleri için hüzünleniyorlardı. Hazreti Zeynep'in hatta yeri gelmişken bir hadisesi var. Tabii. Bilinen. Hani ağlıyor bebekken, çok ağlıyor. Annesi Fatıma ağlıyor, susmuyor. Hazreti Ali Aleyhisselam alıyor kucağına, susmuyor. İmam Hasan alıyor. Aile fertleri birer birer alıyor, susmuyor. İmam Hüseyin alınca ilginç bir şekilde hemen susuyor. Bir bilinen bir hadise daha var. Selman-ı Farisi ile, değil evet, mi? Yanlışsam evet, zaten Zehra Hanım. Selman-ı Farisi ile Peygamberimiz otururken Peygamberimiz ağlamaya başlıyor. Selman bunun üzerine soruyor. Neden hüzünlendiniz ya Resulullah? Diyor ki Zeynep'e dikkat etsene. Zeynep daha küçücük oynuyorlar. Küçücük Hazreti Hasan, oynuyorlar. Hazreti Hüseyin. Artık avluda mı bahçede mi bilmiyorum. Oynarken baksana diyor, Hüseyin'in bastığı yerlere yüzünü sürüyor, onu adeta ziyaret ediyor, öpüyor. O peygamberimizi geleceği bildiği için, yani geleceği derken. Ama söylüyordu derken, orada başkanım. Diyor çünkü bunlar bir gün Kerbela'da aynı musibete ortaklık edecekler. Bak diyor, bu ikisi bir gün aynı musibete ortaklık edecekler. Deyip ağlıyor. Evet, acı bir süreçten geçip ve evet, bugünkü İslam'daki kadın yerinin bence aslında bütün kadınların özellikle çok iyi bir analiz etmesi lazım Hazreti Zeynep'i. Evet. Buyurun. Buyurun. Sözünüzde devam edin. Devam edin. Şimdi Kerbela öncesi Hazreti Zeynep'le ilgili başkanın da söylediği gibi
bir dipnot da şudur işte. Bir gün Hazreti Ali zaten Hazreti Zeynep'e bunun haberini veriyor. Bir gün diyor, o zaman halife kızı, Hazreti Ali halifedir Kufe'de. Bir gün diyor bu topraklara esir olarak geleceksin. Kardeşlerini kaybetmiş, hanımlarla beraber esir olarak geleceksin diyor. Hazreti Zeynep, Hazreti Hüseyin'e o kadar düşkündür ki evleneceği zaman bile eşi Abdullah'a bu şartı koşar. Hüseyin nereye giderse gitsin ben ondan ayrılmayacağım. Bu şartın kabul edilmesiyle nikah akdi gerçekleşir. Şerban Hatun. Hazreti Zeynep Abdullah'la nikahında bunu şart Abdullah, koşuyor. Ben Hüseyin'den ayrılmayacağım. Cafer Tayyar'ın. Evet, eşiyle eşine kıyar. Diyor ki tamam. Ben Hüseyin'den ayrılmayacağım. Tek şartım budur benim sana. Ne olursa olsun Hüseyin nereye giderse gitsin ben gideceğim onunla beraber. İşte ondan sonra bildiğiniz üzere Hazreti Fatma'dan sonra babası Hazreti Ali, daha sonra Hazreti Hasan. Tek teselli Hazreti Hüseyin. İyice bağlanmıştır. Artık her gün görmeden duramaz hale gelmiştir. Onu sağ salim görür. Biraz geciktiğinde gider. Sabırsızlandığı, tahammülsüzlük gösterdiği gözlemlendiği söyleniyor. Yani o kadar derin bir muhabbet ve onları kaybetmiş tek teselli o. O hadiseleri de rivayet ediliyor. Yani Kerbela öncesi Hazreti Zeynep'in hayatı bu şekilde şekil alıyor. Evet. Ve hayatı hakikaten Kerbela öncesinde de yani yaşına kadar küçük olmasına rağmen zaman zaman hutbelere çıkıp yani minbere çıkıp hutbede verilmiş insanları bir araya getirmek adına. Ve bu söylemleri de artık Kerbela vakasının oluşmasına değil, Hazreti Ali'nin, Hazreti Hasan'ın ve Hazreti Hüseyin'in bundan sonraki yani aldıkları o mirası nasıl nereye getireceklerini de anlatmış insanlara. Ve öyle bir gönlünden anlatmış ki, öyle bir işten anlatmış ki insanların Hazreti Zeynep o dönemden bahsediyor. O dönemdeki insanların Hazreti Zeynep'i yok saymaları mümkün değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir ailenin en küçüğü ve bu kadın öyle bir hal alıyor ki neredeyse bir aileyi toparlarcasına ve bırakın aileyi ümmeti toparlarcasına onları bir araya getirmek için çaba sarf ediyor. Zaten o yüzdendir ki ben çok teşekkürler söylememişim. El fasihatul beliga yani fesat ve belaga sahibi. Hitabeti çok kuvvetliydi Hazreti Zeynep'in. Güzel konuşurdu. Hazreti Ali'nin belagatına sahip olduğunu güzel de hitap ederdi. Etkileyici ederler. Konuşurdu. Evet, sözünden bir rivayet edildi. Fesih söz sahibiydi. Evet. Şam'daki konuşmasından yani arkası dönük olanlar sanki Hazreti Ali konuşuyormuş gibi bir intiba uyarıyormuş. Evet, aynen. Son cümleden çünkü reklama gireceğiz. Ondan sonra yine muhabbete devam edeceğiz. Tabii. Reklam önce son cümlelerinizi alayım. Yani kısaca Hazreti Zeynep'in Kerbela öncesi ne yaptı derseniz, tarih bize buna çok fazla veri vermemekle beraber biz veriler topladığımızda ailesi ve şartlar Hazreti Zeynep'i Kerbela'ya hazırladı diyebiliriz. Evet. Ve aile fertlerini. Ama özellikle Hazreti Zeynep şartları yavaş yavaş Kerbela'ya doğru hazırlıyordu. Kendini o yolculuğu hazırladı. Evet. Evet sevgili dostlar, kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra yine burada muhabbetteyiz, hep beraber olacağız. Evet sevgili dostlar, kısa bir aradan sonra yine biz buradayız, yine muhabbette karşınızdayız ve kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Hazreti Zeynep'i dile getirdik. İşte Kerbela öncesindeki Hazreti Zeynep'in çektikleri, Hazreti Zeynep'in yeri, babasıyla, abileriyle ve annesinden öğrendikleriyle Kerbela'ya hazırlanış şeklini dile getirdik ve özellikle Kerbela'dan sonra Hazreti Zeynep ne yaptı, Hazreti Zeynep'in bu sahnedeki yeri, misyonu neydi? Onu muhabbet edeceğiz, onu dostlarımızla dile getireceğiz. Az önce de zikrettiğim gibi artık tarih sahnesine girdi Hazreti Zeynep. Çünkü Kerbela vakası yaşandı. Kerbela vakasından sonra Hazreti Zeynep tarih sahnesinin yeri neydi? Misyonu neydi? Görevi neydi? Bu soyun devam etmesi için orada geride kalan esir düşen kadınlara özellikle Hazreti İmam Zeynel Abidin'in önünde bu yola kendini adamış olmasıyla itibaren bir sahneye çıktı. Buyurun, buradan başlayalım. Evet, yani orada Hazreti Hüseyin ehli eyaliyle beraber bu yolculuğa zorlandı. Ya biat ya ölüm seçenekleri arasında ehli eyalini alıp öyle bir sefere çıkmak durumunda kaldı. O ayrı bir platformda uzun uzun konuşulacak konu. Bugün konu Hazreti Zeynep olduğu için bir mezalim yaşandı orada, bir katliam yaşandı. Eşi görülmemiş bir katliam. Öyle ki
6 aylık yavruya, hiç suçsuz günahsız olan yavruya bile kıyıldı orada. Bütün bunlar boşuna mıydı? Hazreti Hüseyin'in bir menfaati mi vardı o ordu karşısında eşit şartlarda olmadığını bile bile böyle bir mezalime maruz kaldı? Bir şahsi menfaati, vaat edilmiş bir statü mü vardı dünyevi evet. olarak? Bunlar hasır altında mı kalacaktı? Bu dökülen kanlar, verilen canlar hasır altında mı kalacaktı? Bunlar bir şeyin orijinal öz Muhammedi İslam'ın, İslami değerlerin yaşaması için bütün bu kanlar döküldü, bu mezalim yaşandı. Ve bunu birilerine şahitlik etmesi gerekiyordu. Ve ilahi program gereği ehli eyalini de, çünkü savaş için yola çıkmamıştı. Hanımlarıyla beraber o kafilede bacısı da vardı, yeğenleri de vardı. Bir sürü kadın da vardı. Ve iyi ki de varmış. Bu olaya tanıklık ettiler. Bu çok zor bir görevdi. Hazreti Zeynep için biz şey olduğunu düşünürüz. Kerbela'nın Celal Abbas'tan sonra ikinci sancaktarı, bayrağı yerde bırakmadı, omuzlandı. 7 kardeşi gözlerinin önünde doğrandı. Ekber'e gitti. İki evladı şehit olduğunda çadırdan bile çıkmadı. İmam Hüseyin mahcup olmasın diye. Ya da metanetimi kaybederim onlar kanlar içinde. Görürsem mükafatım azalır diye çadırdan bile çıkmadı. Öyle bir Zeynep. Gözünün önünde o kadar düşkün olduğu Hüseyin'i, Haşim'i, gençler, Ekber'i ve Abbas'ı lime lime edildi. Ağlama lüksü bile bulamadı. Düşünebiliyor musunuz? Yani oturup ölüsüne ağıt yakma lüksü bile bulamadı. Sadece şunu biliyoruz rivayetlerden. Esirler kervanı şehitlerin yanından geçirilirken başsız bedenler lime lime edilmiş, atlar üstünde teptirilmiş, tepinmiş, parça parça olmuş tanınmayacak haldeki bedenler ve İmam Hüseyin'in bedeninin yanından geçerken Allah'ım bu kurbanı bizden kabul buyur buyuruyor. Ve düşmana sevindirecek hiçbir harekette bulunmuyor. Gayet metanetli, vakur duruşuyla herkesi toparlıyor esirler. Orada zaten o süreci biliyorsunuz. İsterseniz Zehra Hanım anlatsın aldığı notlardan, o çadırlara, haremine nasıl yağma edildi, ganimet alma uğruna küçücük Rukaye'nin kulağındaki küpesini, kulağını koparma pahasına nasıl alındı. Onun öncesinde mesela Tasua akşamı sanırım İmam Hüseyin'in bir gölgenin eğilip kalkıp çölde bir şeyler, çadırların arasında bir şeyler yaptığına şahit oluyor Hazreti Zeynep. Merak ediyor, gidiyor, bakıyor. İmam Hüseyin'in olduğunu görüyor. Kardeşim burada ne yapıyorsun? Ya Hüseyin burada ne yapıyorsun? Diyor. Diyor yarın biz öldürüldükten sonra çadırlara hücum edecekler, talan edecekler. Çocuklar korkarak çöllere dağılacak, ayağına dikenler batacak. O dikenleri topluyorum ki onlar bir de ondan yana incinmesinler. Yani o kadar çok hazin hikaye var ki Kerbela'da. İşte bunların bize doğru şekilde aktarılması Zeynep, hem onların toparlanması, hem o kanların boşa gitmemesi için doğru şekilde aktarılması, gittiği her yerde esirler kervanı dolaştırılıp güya rezil edilmek isterken, teşhir edilip rencide edilmek isterken Hazreti Zeynep'in o vakur duruşu ve verdiği hutbeler halkta öyle bir infial yarattı ki Yezid'in sarayını titreten hutbesi, İbni Ziyad'ın sarayında onun sarayını titreten hutbesi, artık Yezid köşeye sıkıştı o hutbenin karşısında. Verdiği hutbenin karşısında
Bunu detaylarıyla Zehra Hanım buyursun, anlatsın. Zaten yanılmıyorsam bir de veterimiz olacak değil mi? Burada bir Hazreti Ziyaret'in veterinesi. Evet, Şam'dan bahsettiğimizde ondan da görüntüler alacağız inşallah. Şimdi dedem, bilmiyorum gerek var mı bu Kerbela'ya giden süreci özet anlatmam? Tabii, çünkü orada Hazreti Zeynep'in kişiliği önemi çok, insanların özellikle kadın anlamında çok. Şu çok sorulan bir soruydu her zaman. İmam Hüseyin savaşa niye çocuklarını, niye kadınlar götürdü? Bu sorunun tek bir cevabı varsa o da Hazreti Hüseyin savaşa gitmiyordu. Hazreti Hüseyin Medine'de biat edeceksin denildi. Ya biat edeceksin ya ölüm. Bunu iki seçeneği vardı. İki yani. Seçenek. O da dedi ki, İmam Hüseyin'e dedi ki, benim Yezid'e biat edersem, benim gibi biri, Yezid gibi birine biat ederse İslam'ın Fatiha'sını okumak gerekir. Evet. Bu saatten sonra yaşanacak İslam, Yezid'i bir İslam olacaktı. Çünkü babasıyla dedesi bir miras bırakmıştı ona. Aynen. Buradan Ceddi'nin biliyorsunuz kabri de Medine'deydi. Burada kalırsam, işte burada kan dökülecek, bu kutsal topraklara dökülecek ve İmam Hüseyin sıradan bir insan değildi. İmam Hüseyin'in kanı dökülecek. Hicret kararı aldı. Ailesini topladı, Mekke'ye geçti. Yaklaşık 5 ay Mekke'de ibadetle meşgul olduktan sonra bu arada amcaoğlu Müslüm bin Akil'i Kufe'ye yolladı. Çünkü Kufe'den çok fazla davet vardı. Git bir bak bakalım doğru mudur, ne diyorlar falan. Müslüm bin Akil gitti, oradan olumlu cevap geldi. Bu arada İmam Hüseyin'e suikast haberi geldi. Yani hızlı bir şekilde cinayet işlenecekti. Kutsal topraklardaydı ve İmam Hüseyin hemen hızlı bir kararla haccını, hacdaydı. Buyurun. Burada İmam Hüseyin Mekke'de Emin Belde olarak bilinirdi. Eman'da olunurdu o, evet. Mekke'ye giden. Mukaddes, mukaddes bir belde olduğundan dolayı. Ama orada da Allah korkusu, kul korkusu, hiçbir çekincesi olmayan Yezid orada da suikast girişiminde bulunacağını anlayınca gelen haberle İmam beraber yola çıkıyor. Evet, yani kanı buraya dökülmesin, topraklara, buranın mukaddesatı kalkmasın düşüncesiyle, halel gelmesin diye hızlıca haccını umreye çevirir ve Kufe'ye doğru yola çıkarlar. Tabii yol Kufe'de bitmez, Kerbela'da. Muhasar altında biter. Şimdi bundan sonrasına isterseniz yani Hazreti Zeynep'in gözüne bakalım. Tabii. Yolcuna bu noktadan sonrasına. Çünkü buradaki şey Hazreti Zeynep. Bunlara dipnot olsun diye değindik. Şimdi Hazreti Zeynep dediğimiz zaman biz küçücük yaşımızdan itibaren insan bir şey oturup bize mersiye kavramı vardır bilirsin. Ağladığın zaman hayal de edersin. Kesinlikle. Kerbela'ya her zaman bir başkasının gözünden bakarsın. Bir gün Kasım'ın gözünden, bir gün Abbas'ın gözünden, onun yaşadığı utanç. Şimdi bu konuda Zeynep'in gözünden bakacağız. Konumuz Zeynep. Zeynep oraya yalnız gitmemişti. Ailesinden hariç iki tane de oğlunu götürmüştü kurbanlık. Ama o kadar küçüktü ki rivayete göre kılıç yerde sürünüyordu savaşa çıktıklarında. O kadar küçüktü. Benden de kuzu kurban olsun diye götürmüştü. Hazreti Zeynep orada, şimdi şurada savaş alanı diyelim. Telli Zeynebiye dediğimiz biraz yüksekçe bir alan ve çadırlar. Evet. Savaş başlamıştır. 72 kişilik iman dolu ama küçük bir orduya karşı 30 binden fazla paraya satılmış, zalim gözü dönmüş bir ordu. Zeynep de, Hazreti Zeynep de eşin sonunun ne olacağını biliyor ama güçlü durmak zorunda, o çadırlar korumak zorunda. Kardeş hanımları, oradaki savaşan insanlar, hanımları, çocuklar, yeğenler. Namusu, gelinleri. İlk savaşanların naaşları çadırlara getiriliyor. Her zaman Hazreti Zeynep çıkıyor önce karşılamaya. Ama ne zaman ki haber geliyor, kendi çocukların geldi diye çıkmıyor. Hüseyin beni görür de mahcup olur. Hem de Allah katına mükafatım azalır diye çıkmıyor. Görmesin ben o şekilde diye. Hüseyin ne yapıyor buna karşı? Hazreti Hüseyin ilk kurbanı kendisi veriyor. En azizinden veriyor. Hani sureti peygambere benzer dediğimiz Hazreti Ali Ekber. Hani Haşimi gençlerin içinde o aydır, diğerleri yıldız dediğimiz sesi çok güzel olan Ali Ekber. Evet. İlk önce onu kurban yolluyor meydana. Ben en azizinden geçtim. Kurbanımı verdim ki belki bir nebze diğerlerine karşı utancı azalsın diye. Gönderirken oradaki bütün kadınların ağlayışı var. Yani biz bundan sonra sen gidersen. Yani bakmaya kıyamazlardı. Biz dedemizi nasıl göreceğiz? Dedemizi nasıl göreceğiz? Özlediklerini çevirip onun suretine bakarlardı. Evet. Öyle ki şehit düştüğünde babası yanına koştu. İşte dizini aldı Hazreti Ali Ekber'i. Dedi senden sonra dünyanın başına küller olsun. Çok severdi Ali Ekber'i. Bundan sonra diğer şehitler sırayla. İşte bildiğiniz üzere Ebu Fazıl Abbas, Celal Abbas,
Ki dün biz bunun sohbetini ettik. Niye Celal Abbas'ın bedeni de ortada kaldı? İmam Hüseyin vardı, taşıp götürebilir diye. Dedi götürme beni. Ya, kardeşlerini götürme. Ben söz verdim onlara su götüreceğim diye. Suyu götüremedi. Götüremedim, utanıyorum. Ben çadırlara götürme, bırak burada kalsın bedenim demiştir. Dedi ki biz Hazreti Zeynep burada anlatırken gözyaşlarımızı tutmakta zorlanıyoruz. Ama Hazreti Zeynep'in orada yaşadıkları, Hazreti Zeynep'in gördükleri, işte Ali Ekber'i dile getirdiniz veya o süreci dile getirdiniz. Şehit olan her kim ise onu anlatırken onun yerine kendinizi koyduğunuzu ve özellikle Celal Abbas'ın Fırat Nehri'nden gelip de ayrı yerlerde kolunun koparılması, yani kesilmesi. Ve biz bunları burada muhabbet ederken, konuşurken gözyaşı tutamıyoruz ve bir vücut bir hale alıyor. Düşünün Hazreti Zeynep'in o engabeden ve o süreçten geçişi ve bugüne getiren kadınların özellikle Hazreti Zeynep'in nasıl bir ders alması gerektiğini bence çok önemli bir yeri var. Sağ olun efendim. Çok güzel bir noktaya temas buyurdunuz. Biz de tam olarak bundan bahsetmek istemiştik. Yani şimdi öyle bir Zeynep düşünün, öyle bir kadın düşünün. Bir kadın düşünün ki kardeşi gözünün önünde can versin. Çocukları gözünün önünde can versin. Bir de bir kadın düşünün ki o can veren Azizli İmam Hüseyin olsun, masum olsun. Gözünün. Bir de o kadın Zeynep gibi Hüseyin'i gözüne sakınan bir bacı olsun. Yani Zeynep buna nasıl dayansın? Zeynep o Celal Abbas'ı boylu boyunca yerde uzanmış, kolları kesilmiş, gözünden oklanmış. Zeynep buna nasıl dayansın? Yani bir gecede saçları ağarmış diyorlar, beli bükülmüş diyorlar. Bükülmez mi? Öyle cevan genç yiğitlerin bir yere toprağa düşüyorlar. Bu yani hangi boyutuyla ele alsanız insanın idrak edebileceği, normal bir insan kapasitesini alabileceği bir durum değildir. Evet. Hazreti Zeynep'teki metanet işte bu. Yani bu duruşun hani diyoruz ya onurlu duruşun adıdır Zeynep. Zeynep'in duruşu. Bu metanet olmasaydı işte bu olmazdı. Hazreti Zeynep'te metanet vardı. İman gücünden gelen bir metanet. Tam teslimiyetten gelen bir metanet. Ne yaptığının, o kurbanlar niye verdiğin sonuna kadar bilincinde olan bir durumdan gelen metanet. Zeynep bu Zeynep'ti işte. İsteseydi Kerbela'ya gitmeyebilirdi. Gitmezdi. Gitti orada ağlardı, saçını başını yolardı. Yani normal insan tepkileri verdi ama evet. O şartlar o lüksü vermiyordu. İşte Zeynep ağlayamazdı. İşte o yüzden aynen. Zeynep kimdir? Zeynep i̇şte, nedir? O yüzden Zeynep diyoruz. Zeynep ağlayamazdı. Zeynep'in o lüksü yoktu. Kerbela bitti. Bütün yiğitler kızgın toprakların kumların üzerinde. Parça parça olmuş bedenler gözler önünde. Askerler çadırlara saldırıyor. Ki İmam Hüseyin'in son sözleri budur. Dininizden korkmuyorsanız örfünüzde de asker ölmeden ailesine saldırılmaz. Evet. Saldırılıyor. İşte haremine saldırılmaz. Haremine saldırılıyor. Örtüler çekip alınıyor. Ve kabus gibi bir gece yaşanıyor çölde. Korku dolu. Kız çocuklar kayboluyor. Bir yerlere kaçışıyor. Az önce örgünün sabahı oluyor. Başkan da dedi ya işte sakinlerin kulağındaki küpeyi koparıp çıkarttılar. Evet. Yani canlı canlı. Ya çocukların korkusu. Zeynep hangisini teselli etsin? Hangi yaranın üzerini kapatmaya çalışsın? Kendi acısını ne yapsın? İşte Zeynep bu acıların hiçbirisini yaşamadı. Sözün sonunda getireceğim yerde yaşayacak Zeynep bu acıları. Ve o günde başkanın bahsettiği gibi askerler özellikle İmam Hüseyin'in naaşının etrafına getiriyorlar. Zeynep bakıyor, baş yok bedende, yüzük için parmaklar kesilmiş, bilekler kesilmiş. İşte lime lime olmuş beden ki İmam Zeynel Abidin o bedeni kabre koyamadı. Hasıra koyup götürebildiler, o dereceydi. Allah'ım diyor, bizden bu az kurbanı kabul et. Allah katında bu da azdır. Ve kervan yola düşüyor. İlk gidilecek yer İbn Ziyad'ın sarayıdır. Yol boyunca Zeynep gittikleri her yerde söylüyor, anlatıyor. Gördükleri herkese anlatıyor. Zeynep artık susmuyor. Kerbela kıyamlı. Hüseyin'in mesajını herkese. Çünkü bayrak yere düşmüş o bayrağı Zeynep taşımak zorundadır. Bayrak evet. Yerde kalmamalıdır. Sancak çünkü düşmüşük. Çok güzel bir cümle vardır ya. Zeynep Kerbela tan olmasaydı Kerbela Kerbela'da kalırdı. Hüseyin'in kanı da boşuna akmış olurdu. Zeynep susmadı. İbn Ziyad'ın sarayını başına çevirdi. İbn Ziyad'ı olduğu yerde rezil etti. İbn Ziyad baktı ki Kufeliler de İmam Hüseyin'i tanıyor. Biliyorlar. İhram gibi değil. Ortalık fokurdamaya başladı. Alelacele Şam'a mektup yazıp hemen yolcu ediyor kervanı. Gitsinler. Evet. Ayaklandıracaklar buraları diye. Orada Hazreti Zeynep İbn Ziyad'ın alayları gördünüz mü? Evet, neler evet. Yaptık derken. Evet, çok doğru başkanım. Biz güzellikten başka bir şey görmedik diyor. Evet. Biz evet. Alay ediyor. İşte Allah sizi böyle yaptı, bizi de böyle yüceltti diyor. Andolsun ki diyor biz Kerbela'da güzellikten başka hiçbir şey görmedik.
diyor ve yola çıkıyor. Yol boyunca tekrar her gördüğü insana, herkese anlatıyor Hüseyin'in kanının nasıl akıtıldığını. Bunun üzerine Şam'a yolluyorlar. Şam'a gidiyor. Şam'da Yezid ziyafet düzenlemiş. Yahudi, Arap bütün tüccarları toplamış. Eğlence ortamı hazırlamış. Halka da bir grup asi Yezid'e asilik yaptı. Öldürüldü. Başları geliyor diyorlar. Ki burada bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yolda Zeynep'i susturamıyorlar. Zeynep sürekli konuşuyor. Zeynep sürekli anlatıyor. İbn-i Ziyad diyor götürün Hüseyin'in başını. O susar. Mızrağa takılmış başını İmam Hüseyin'in getiriyorlar. Hani Hazreti Zeynep sabrına bahsettik ya. Evet. Hazreti Zeynep'in bir tek orada sabrı bitiyor. İmam Hüseyin'in mızrak ucundaki başını görüyor. Alnından kan süzülüyor. Orada başını sert bir cisme vurarak kendi başına kan atıyor. Gerçekten susuyor orada. Ona dayanamıyor ama ondan sonra Zeynep gene durmuyor. Gene devam ediyor. Yezid'in sarayına giderken Yezid'in hanımı Hint, hanımı diyorum çünkü o kadın değerli bir hanımdı. Hint, Yahudi bir ailenin kızıydı. İmam Hüseyin ailesinin eliyle şifasını bulmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam İmam Hüseyin'in eliyle şifa bulmuştu. Görüp Müslüman olmuştu ve ailenin hizmetçisi olmuştu evlenene kadar. Sonra da Yezid'in hanımı olmuştu. Evet. O da kürsüsünde, tahtında, yanında cariyeler, hizmetçileri karşılamaya çıkmış, seyre çıkmış. Bir grup asi esir geliyor. Şehrin sokaklarında. Şehrin sokaklarında başlarında kül dolaştırılıyorlar. Belki taşlanıyorlar, kırbaçlanıyorlar. Hakarete uğruyorlar. Hakarete uğruyorlar çünkü asi. Hiç kimse bahsetmiyor durumdan. Geliyor yanına diyor siz nereden geldiniz? Esirlere soruyor. Bunlar gelmeden önce Hazreti Zeynep Bacısı Mübisme diyor ki bunu tanıdın mı bu hanımı? Hayır diyor. Hint'tir bu. Bizim eski cariyemiz. Hint geliyor yaklaşıyor. Hanım siz neredensiniz? Hazreti Zeynep cevap vermiyor. Başını çeviriyor. Niye diye başını çeviriyorsunuz? Ben bir şey sormam lazım size. Neredensiniz siz? Hangi şehirdensiniz? Medine'den cevabını alınca Hint kürsüsünden aşağı iniyor. Hazreti Zeynep niye indin diyor kürsüsünden. Çünkü ben Medine halkına saygım sonsuzdur. Ben size orada Ali'nin evinden sorabilir miyim? Sor diyor. Ondan sonra Hazreti Zeynep başlıyor anlatmaya. Ali'nin evini soracak olursam diyor. Babam Ali öldü. Biz de onun evine ölü haberi götürmeye gidiyoruz. İşte Abbas'tan soracak olursam yerde kolları kesik bir şekilde Kerbela toprağında yatmaktadır. Hüseyin'den sormak istersen başsız bedene kızgın çöller üzerindedir. Ümmü Gülsüm'den sormak istersen yanımdaki Ümmü Gülsüm'dür. Zeynep'ten sormak istersen ben de Zeynep'im. Dediği anda Hint çığlık atıp bayılıyor. Özellikle Hüseyin'den sorduğunda başımızrak ucunda olan Hüseyin'dir. Yok başımızrak ucunda olan Hüseyin'dir. Çığlık atıyor, bayılıyor ve daha sonra meclise gidiyor. Gittiği gibi örtüsünü alıp yere atıyor. Yezid ne yapıyorsun bu kadar kişinin içinde falan? Sen diyor peygamber ailesine bu zulmü reva görüp örtüsünü alacaksan, böyle bir şey yapacaksan ben de böyle yaparım. Yezid burada ilk darbeyi alıyor zaten. Evet. Onun akabinde insanlar uyanmaya başlıyor. Öldürülen kimdi, peygamber ailesi miydi falan diye üzerine bir de ölümcül darbe Hazreti Zeynep hutbesini veriyor, tarihi hutbesini ki eğer müsaitse bir görüntü de alabiliriz burada elinizde görüntüsü varsa hutbenin. Evet, burada görüntüyü veririz. Evet, o görüntüler o hutbeyi verince Yezid kendi sarayında kaçacak delik arıyor tabiri caizse. Bütün oyunu tersine dönmüştür, millet uyanmaya başlamıştır. Bu sefer dönüp şunu söylüyor, ben Hazreti Hüseyin'i öldürün demedim ki kimseye. Ya ben sadece bir yat alın dedim. Yani Hazreti Hüseyin'i öldür emrini ben vermedim. Valisine oradaki hutbe kerimenin tam anlamıyla Yezid'in sarayını sarsıyor. Ve işin ilginç yanı Hazreti Hüseyin'in ilk matem meclisi de Yezid'in sarayında kuruluyor. Yezid tabii böyle de bir şey yapmak zorunda kalıyor. Bunun akabinde geliyor, özürler diliyor, prangalar açılıyor. Hazreti Zeynep buraya kadar ki bütün o sarsıcı hutbelerin hepsini kolları prangalı, kırbaç baskısı altında, binlerce asker baskısı altında yapıyor. Bunun altını çizmekte fayda var. Hatta ve orada yol veriyor artık. Hazreti İmam Zeynel abinin de saldırırken askerler götürülürünce de o kelepçeli elleri prangalara elleriyle önüne atılıyor. Önüne atılıyor. Beni öldürmeden onu öldüremezsiniz diyor. Ona saldırmak istiyorlar. Arapların biliyorsunuz İslam'dan çok tatlı örfleri, adetleri vardı o dönemde. Örfümüzde kadın el kaldırmaz, kadın öldürülmez yani. Kadın öldürülmez. Savaş edin erkek erkeğidir. İşte o yüzden O şekilde oluyor. Ondan sonra da yola çıkıyorlar. Nereye doğru? Tabii ki Kerbela'ya doğru. İmamın artık Zeynep görevini başarıyla yerine getirmiş. Mesajı her tarafa yaymış.
herkes ayaklandırmış. Hüseyin'in kanı boşuna akmamıştır. İkinci alemdarlığı çok güzel bir şekilde yerine getirmiştir. Zeynep'in artık hakkıdır. Gidip doyasıya ağlasın kardeşinin mezarının başında. Artık bunu yapmaya hakkı var. Ama gelin görün ki işte biraz mahcuptur. Orada İmam Hüseyin'in mezarına yaklaştıklarında bir rivayete göre biz Erbeğin'e de gittik. Orada da böyle bir adet vardır bu rivayete göre. Yaklaşıldığında Kerbela Erbeğin döneminde gittik. İnsanlar koşmaya başlar. Çünkü derler ki Hazreti Zeynep gelip Kerbela'ya yaklaştığında artık o kadar sabırsızdır ki bir an önce o toprağa kendimi atıp doyasıya alayım. Kardeşimle bir buslata ereyim diye. Deveden iner koşmaya başlar artık çıplak ayakla bir an önce kardeşime kavuşayım diye. Burada gelir çok güzel sözleri var aslında bunun. Mezara kapanır der ki ey Resulullah'ın gönlünün, ey Mekke ve Mina'nın oğlu, ey Zehra ve Ali evladı, ah kardeşim, vah Hüseyin'im. Ben seni tanımadım. Acaba sen beni tanıyabilecek misin? Saçlarım ağrıdı, belim büküldü. Diyor ve diyor kardeş kusura bakma. Ben sana emanetini getiremedim. Şam harabesinde bıraktım Hazreti Rukiye'yi. Çünkü Hazreti Rukiye orada şiddetli bir şekilde baba diye ağlamaya başlıyor, sayıklıyor. Öyle ki Yezid'in olduğu yere ses gidiyor. Diyor, götürün Hüseyin'in başını, sussun. Hazreti Rukiye'yi başı gördüğü anda sarılıp oracıkta can veriyor ve Hazreti Zeynel Abidin oracıkta onu mezar kazıp oraya defnediyorlar. Ve Hazreti Zeynel bunun mahcubiyetini yaşıyor. Şam'ın harabesinde şu anda da mezarı. Şu anda türbesi Şam'dadır Hazreti Rukiye'nin, evet. Her tarafa gittiği ondan sonra burada 3 gün rivayete göre 3 gün 3 gece aç susuz o mezarlar dolaşıyorlar. Çünkü kolay değil yani hiç yasını tutamamış, ağlayamamış, acısını yaşayamamış. Ve bir de kimin kim olduğu da belli değil. Çünkü başları yok bedenlerinde. Gitmiş 3 gün sonunda İmam Zeynel Abidin bakıyor ki yani bunlar aç, susuz. Helak yani yemek yemiyorlar, helak olacaklar. Sürekli mezarlar, hepsi mezarlar dolaşıyor. Toplayıp Medine'ye götürmek zorunda kalıyor ama gene rivayete göre Hazreti Rübab gitmiyor. Orada kalıyor. Ve çok güçlü bir rivayettir bu. Ölene kadar hiç gölgede oturmuyor. Güneşte oturuyor, gölgeye girmiyor. Bir sene sonra da gene aynı yerde vefat ettiği söylenir. Zaten Rübab'ı en çok yaşlandıran olay yani göğsünde süt yoktur, emziremez Ali Asgari'nin 6 aylık olduğunu. Şey biter, savaş biter. Az da olsa su içmiştir, göğsüne süt gelmiştir. Orada başlar ağlamaya. Yani Zeynep hangi birine şahitlik etti, hangisine dayandı, nasıl teselli etti? Yani Kerbela'yı hangi açıdan ele alsak bir trajedi. Ve bunun tek taşıyıcısı bu anlamda Zeynep'ti. Hem bir anlamda komutanlık yapıyordu, hem mesajını taşımaya çalışıyordu, sancaktarlık yapıyordu. Evet. Çünkü devam etmesi gerekiyordu o sancağın. Evet. Ve Hüseyin orada diyor, kardeş ben mesajını yaydım, ben görevimi yerine getirdim. Bunu söylüyor. Öyle bir hal alıyor ki Hazreti Zeynep yani ondan sonraki yani bunları anlatırken ilave yapayım. Hazreti İmam Zeynel Abidin'le beraber zindanlarda da kaldı. Yani tabii ki. Kadar, zaten bu sarayla da hep zindanlarda kalmıştır. İşte hep zindanlarda yaşamasından dolayı bu kadar Zeynep dirayetiyle ön ayakta durmuş vaziyette Zeynep'in. O yüzden o duruşunu iyi bilmek lazım. O duruşunu bugünkü İslam adı altında yaşayan özellikle kadınlarımızın inancını, dinini hiçbir zaman unutmadan ama o duruşu yapmaları kesinlikle lazım. Zeynep de bunu annesi Zehra'dan öğrenmiş. Zalimin karşısında peygamberimizin hadisidir. Dimdik ayakta duracaksınız. Zalimin karşısında hakkını arayacaksın. Evet. Hazreti Ali'nin dediği gibi haklı olduğun zaman da hiç kimseden korkmayacaksın. Korkmayacaksın. İşte bu hutbeler zaten bugünkü değerimizi getirdi. Ehl-i Beyt yolunu sürdürmemizi getirdi. Kadınlarımızın bu anlamdaki bu yoldaki süreçlerini dile getirdi. İşte o yüzden bugün biz burada Hazreti Zeynep'i konuşuyoruz. Hani çok etkilendiğim konuşmalar var tabii Hazreti Zeynep'in. İşte program içerisinde de verdiğimiz gibi hutbesi vardı Hazreti Zeynep'in. Evet. Mesela hani Yezid'in sarayında buluyor ya, siz diyor kaybettiniz diyor. Evet. Siz evet. Kaybettiniz diyor. Hani kardeşim diyor, kardeşim kendi ayaklarıyla gelmedi, sadece başı burada diyor. Kendi ayaklarıyla gelseydi diyor, o zaman diyor o kaybetmiş olacaktı diyor. Yani bunu biz burada şu anda söylerken bile biz Allah katında kazananlarız diyor. Evet. Biz Allah katında kazananlarız. Şu anda siz öyle görünüyor olabilirsiniz ama mealen söylüyorum bunu. Şu anda görünüşte siz kazanıyorsunuz, görünüşünüz değil mi? Görüntü. Dünya kadar değil ki. Bir de bunun ahiret tarafı var.
andolsun ki diyor, biz Allah'tan razılıktan başka bir şey istemiyoruz. Allah bizden razı artı olsun. 1400 sene sonra Zeynep selam ile yad edilirken Yezid lanet ile yad ediliyor. Evet, evet. Halinde hiç 1400 ölme şekli de zaten bilinmez mezarı nerede? Bilinmez de yani. Çünkü Kerbela'nın bitme olasılığı yok. Kerbela bitmez. Kerbela biterse toplum biter, İslamiyet biter. Çünkü o süreçte getirdi İslamiyet'i buraya. O yüzden Zeynep'in misyonu çok önemli. Kesinlikle. Yani o oradaki yaşanan trajedi, ya herhangi bir trajedi, bir zalimle mazlumun kavgası değildi. Hak ile batılın savaşıydı. Aynen öyle. Onun bugünümüze doğru aktarılması. O yüzden ben diyorum ki günümüz kadını daha fazla onları örnek alıp haksızlık karşısında bir duruş sergilemeli. Öyle çocuklar, onurlu bir duruş. Öyle çocuklar yetiştirmeliyiz ki, öyle kaliteli nesiller oluşturmalıyız ki, bu bizim Zeynep'e vefa borcumuzdur. Yani insani değerler yok olacaktı. Diyor ya, benim gibi birisi, Yezid gibi birisine biat ederse İslam'ın Fatihası okunur. İslam diye bir şey kalmaz. Kalacaktı. Evrensel, insani, İslami hiçbir şey, hiçbir değer kalmayacaktı belki. Başkanım, Yezidi birisi. Adı İslam olacaktı. Tahrif olmuş, olacaktı. Tahrif olmuş, asimile edilmiş bir adı, içi boşaltılmış bir İslam olacaktı. O yüzden çok önemli bunu, bu açıdan irdelemeliyiz. Yani bir farkındalık, bunu farkında olan herkes çevresinde de bir farkındalık yaratmalı. Yani biz sadece evimizi intizam etmek için gelmedik bu dünyaya belli görevlerle. Evet. Bizim toplumsal görevlerimiz de var. İşte bu toplumsal... Sadece oturup dizi izlemekle, sadece evimizin bulaşığını yıkayıp rutin işlerimizi yapmaktan daha önemli sorumluluklarımız da var. Elbette bunlar önemli sorumluluklar. Çünkü fıtratımız gereği Allah evin içini kadına taksim ediyor. Evin içindeki sorumlulukları. Dışındaki naif yapısından dolayı, erkeğin güçlü yapısından dolayı dışındaki işleri erkeğe tahsis ediyor. Böyle ilahi bir adalet, ilahi güzel bir program var. Güzel bir taksimat var. Ama sosyal hayattaki sorumluluklarınızı da ihmal etme lüksü yok Müslüman bir kadının. Ve her şeyden önce bir kere Şiisiyle, Sünnisiyle peygamberimize vefa borcumuzdur bu bizim. Yani onun ağladığı günde eğer biz bayram yapıyorsak, bunu halkımız bilinçsizce yapıyor. Bir sürü şeyler, Kerbela olayı hasır altı edilmek için, üzeri örtülsün diye Yezidi bir politikayla o güne bir sürü bayram atfedilmiş. Tatlı pişiriliyor, dağıtılıyor, şenlik tatlısı, yani bayram tatlısı adı altında. Aşure aşı tatlı olarak pişirilip bayram adı altında, bayrama binaen dağıtılıyor. Bunları bir sorgulamalı kadınımız, sorgulamalı. Yani diğer peygamber, Nuh'un gemisi kurtulmuş, işte bilmem Adem, şu Adem peygamber şöyle olmuş, böyle olmuş. Ya senin kendi peygamberinin torunu öldürülmüş. O günde senin peygamberin yaslı, matem tutuyor, ağlıyor. Sen o günü bayram olarak kutluyorsan bunu bir sorgulamalısın. Ben halkı suçlamıyorum. Halka bunu hasıraltı ederek bu şekilde empoze eden sözde alimleri suçluyorum. Evet. Şimdi tabii burada... Şiisiyle, Sünnisiyle, Alevisiyle, evet. Biz bu değeri çok iyi anlamamız lazım. Kerbela'yı iyi anlamamız lazım. İade etmemiz lazım. İşte oruçtan sonra veya bu 10 Muharrem'den sonra yapılan inanç boyutu nereye taşınıyor? Hangi amaçla yapılıyor? Bunu iyi algılamak lazım. Bunu eğlence bazında mı anlamak lazım? Mesela bizler de 13. günü bir kurban keseriz. Neye şükrederek keseriz? Eylül Bey soyunun devam etmesini şükrederek kurban keseriz. Allah herkesinkini kabul etsin inşallah. Allah Allah. Çünkü bunu iyi anlamak lazım. Tek yönlü değil. Bu tek din var, İslam var ve biz bu bayrağın içerisindeyiz. Ama bu sadece biz Alevilerin sorumluluğu değil. Değil, işte onu anlatmaya çalışıyorum. Sünnisiyle, Alevisiyle, Alicisiyle bütün Müslümanların sorumluluğu bu. Kesinlikle, yani tek tarafın değil bu. O bayrağı omuzlanmak zorundayız. Evet.
Evet dostlar, programın sonuna geldik. Hazreti Zeynep'i işte bir 50 dakika ne kadar anlatabildiysek, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola inşallah. Ben son cümlelerini alayım hemen programı çünkü kapatmak zorundayım. Ben bu vesileyle bir duyuru yapmak istiyorum. Tabii. Hazreti Ali Asker İmam Hüseyin'in 6 aylık yavrusu biliyorsunuz katledildi. Ve yine mazlumdu. Hangi suçtan dolayı katledildi? Bunun sorgulanması, bununla ilgili bir farkındalık yaratma adına derneğimiz olarak Alesker adına özel bir gün tertipledik. Evet. Mersiyeler söylenip onunla onu adına ağıtlar yakılıp ağlanacak bir meclis düzenledik. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde inşallah bütün canlarımızı, dostlarımızı tarih bekliyoruz. Matemimizi beraber yaşayalım. 22 Eylül saat sabah 10'da programımız başlayacak. İnşallah 30 Eylül'de zaten Muharrem'in ikinci gününe tekabül ediyor ilk cumasına. 30 Eylül'de zaten 10 Muharrem Aşura günü yine büyük bir programla icra edilecek. Sanırım Cem TV'den de canlı yayın oluyor genelde. Evet. Ben özellikle derneğim adına burada kendi adıma davetimi yapmak istiyorum. Bütün canlarımızı, dostlarımızı bekliyorum. Bekliyoruz. Yasımızı, matemimizi beraber Zeynep'in gönlüne, Hazreti Zehra'nın gönlüne bir nebze de su serpebilirsek, onların adını yaşatabilmek adına o mecliste hiç kimse yerini boş bırakmamalı. Bu bizim vefa borcumuz. Evet. Sorumluluk adına. Ve teşekkür ediyorum ben tekrar nazik davetinizden dolayı. Tebrik ediyorum bu konuyu gündeme getirdiğiniz için. Ben bir nokta başkanımız herhalde unuttu söylemeyi. Ali Asker gününün bir özelliği odur ki hacetler günü deriz. Çocuk sahibi olmak isteyen aileler orada nezreder. Ve o kıyafeti alır gider. Çocuğu olduğunu o kıyafeti giydirip getirir. Ben bugün öyle bir özelliği de vardır. Başkanımız da herhalde çekindi söylemeye. Kendi çocuğu da böyle bir mucizeye mazhar oldu. Bu şekilde evladı oldu. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir muhabbet oldu. Biz çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Sayın Mersin'e Atam hanımefendi ve aynı zamanda Zehra Kaçan hanımefendi. Ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Oldu. Bizi bilgilendirdiniz. Ekran karşısındaki dostlar da eminim feyiz almışlar bu muhabbetten, bu sohbetten. Evet dostlar, Hazreti Zeynep ile getiriyor. O Kerbela vakasından sonraki özellikle bu inancın Ehl-i Beyt'in devamındaki Hazreti Zeynep'in de o dik duruşunu muhabbetin dile getirdik. Ve bir hafta sonra zaten Muharrem ayı da başlıyor. Bu vesileyle de buradan da ekranın karşısındaki bir hafta sonra başlayacak olan Muharrem ayında da tüm canlarımızın o aşkla, o güzellikle o İmam Hüseyin'i yad ederek anacaklarını diliyorum buradan. Ben dostlarıma tekrar teşekkür ediyorum ve Zeynep'in bir hakkında söylenen bir yazıyla onu kapatmak istiyorum güzel dostlar. Meşhur batılı yazar Frischler diyor ki, küfede Zeynep'in okuduğu hutbe ancak musibet ve zorlukların kendi azizlerini kaybetmenin, o yüce kadını dize getirmediğinin, iradesini kılamadığını göstermektedir. Halbuki okuduğu o sert ifadeler bir başkası olsaydı diyor, hem okuyamazdı hem de diyor bunun ceremesini çekecek bir kadındı diyor Zeynep diyor. Ama Zeynep bu dirayetiyle o hutbeyi okudu diyor ve hiç kimse karşısında duramadı. Yani başkası okusaydı diyor, herhalde diyor başı kesilirdi diyor. Ama Zeynep bunu bile bile de okudu ama o dirayetle durdu. Bu güzel sözlerle kapatmak istedim programımızı. Bir başka programda inşallah bir Ehl-i Beytimizi gene muhabbet edeceğiz burada. Sohbet edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.